Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar, Allah sağlık sıhhat versin. Arkadaşlar, bugün bayramın son günü. Bayram bitecek ve pazartesi günü mesai başlayacak. Otomobil piyasasında ne olacak? Otomobil piyasası bana göre bitti arkadaşlar. Çünkü Orta Doğu'da bir gerginlik var, Asya'da bir gerginlik var. Bunun yansıması otomobil piyasasına çok ters olacak. Zaten otomobillerin satılmaması için hükümet bütün tedbirleri aldı. Kredilerde daralma yaptı. Kredi taksit sayıları az. Kredi faiz oranları çok yüksek. Bu da otomobil piyasasına zaten yansımıştı. Otomobiller satılmıyordu. Fakat tarihi satış rekorları kırılıyordu. Bunun da açıklamalarını yapmıştık. Şimdi önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda sizce ne olacak? Bence otomobil piyasası bitti. Nasıl bitti? Şimdi hep birlikte izleyelim. Karadeniz turumuz oldu. Baba ocağına gittik. Anne babayı ziyaret ettik. Burada da otomobil piyasası ile ilgili bazı bilgiler aldım. Videonun sonuna doğru bunu açıklayacağım. Oradaki otomobil satışları nasıl oluyor? Siz de dinleyince şaşıracaksınız. Çok büyük tehlikeli bir oyun var ve ikinci el piyasasındaki 500-600 bin TL'lik otomobillerin fiyatları da neden arttı? Bunu da videonun sonunda açıklamış olacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, sizden tek istirham, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Arkadaşlar, bayram tatili süresince otomobil piyasasından biraz uzaklaşmıştık. Son günlere yakın şöyle piyasada ne oluyor diye bir baktık. Arkadaşlar, gördüklerimiz karşısında biz de şaşırdık. Çünkü Orta Doğu ve Asya'daki gerginlik otomobil piyasasına etkili olacak. Çünkü ekonomist arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre şu anda altın tarihi zirvenin de zirvesinin üstüne çıkıyor. Herkes altına yatırım yapıyor ve bazı ülkeler de bu değerli madene yatırım yapmış oluyorlar. Şu an tatil olmasına rağmen 4500 TL'lere çeyrek altının geçmesi de bunun bir göstergesi olarak gösteriliyor. Sıfır otomobillere zam geldi. Sıfır otomobillerin fiyatları yukarıya çıktı. 2024 model otomobiller zamlı olarak geldi. Bunu da herkes lanse ederken şöyle söyledi. Otomobiller çok zamlanıyor. Otomobillere zam geliyor. Arkadaşlar, bizim baktığımız sıfır otomobillere gelen zamlardan ziyade ikinci el piyasasındaki bazı otomobillerin fiyatları dolar ya da enflasyon karşısında çok yukarıya gitmediğinde biz buna reel olarak bir düşüş diyoruz. Reel olarak düşüşler hala da devam ediyor. Orta Doğu'daki gerginlik otomobil piyasasına yansıması çok olacak ve otomobil alan arkadaşlar belki de otomobillerini bozdurmak için yatırım amaçlı aldıysa bu da ikinci el piyasasında reel düşüşlere sebep olacak gibi gözüküyor. Bayramdan önce biz otomobil piyasasında otomobil fiyatları çok yukarıya gitmez diye birçok yayın yapmıştık. Burada da bize yorum olarak şunları söylediniz. Abi, nasıl olur enflasyonun olduğu bir dönemde nasıl otomobil fiyatları yukarıya çıkmaz? Bu bir. İkincisi, dediniz ki kurda çok büyük artışlar olacak. Seçimden sonra kurdaki artış otomobil fiyatlarına yansıyacak. Bu da yansımadı. İki, otomobillere zam geldi mi? Geldi. Tarihi satış rekorları kırıldı mı? Kırıldı. Ama bunların hiçbiri şu anki enflasyon oranlarına baktığımızda enflasyon oranları kadar olmadığı için otomobil fiyatları çok yukarıya gitmemiş gibi görünüyor. Giden rakamlar da burada otomobil alacak ya da satacakları tatmin etmeyen bir fiyat aralığında oluyor. Şimdi gelelim bundan sonraki süreçte ne olacak? Arkadaşlar, bakın, bundan sonraki süreç benim yorumlarıma göre, benim tahminlerime göre otomobil almak için kimse artık otomobile yatırım yapmayacak. Bu bir. Zaten geçen Kurban Bayramı'ndan sonra otomobil yatırım aracı olmaktan çıkmıştı. Al satçısı ya da buradan para kazanmak isteyen diğer yatırımcı otomobillerini satarak otomobil piyasasından çekilmişti. Bu şu anki minik yatırımcı dediğimiz minik yatırımcı da otomobil piyasasından çekilecek. Burada gerçekten otomobil satmak isteyen galerici ya da otomobil almak isteyen binici, otomobili takas etmek isteyen kişiler olacak gibi gözüküyor. Otomobil şu anki insanların en son tercihi gibi gözüküyor. Hani ne oldu arkadaşlar? Seçimden sonra otomobil fiyatları artacaktı. Otomobil almak hayal olacaktı. Zaten şu anki piyasaya baktığınızda askeri ücretle otomobil almak zaten hayal. Ama şu an tatil boyunca arkadaşlar baktığınızda Giresun'dan dün yolculuk yaptım. Cumartesi günü 18 saatte geldim. Giderken 11 saatte gittim. Gelirken 18 saatte geldim. O kadar bir aşırı trafik, o kadar bir araç yoğunluğu var ki insanın aklı sırrı ermiyor. Yani biz otomobil olarak alamayan bir kesim varız. Bu da çok ufak bir kesim ya da yeni askeri ücretle çalışacak olan gençler gibi gözüküyor. Ama diğer kesimin baktığınızda otomobili çok fazla. Yani benzin istasyonlarından tutun, alışveriş merkezine, aklınıza ne geliyorsa otoparklarına giremiyorsunuz. Arabaları otobanda bırakıp alışveriş merkezlerine ya da benzin istasyonlarına gidiyorlar. Yani o kadar kalabalık, o kadar çok araç yoğunluğu var. Önümüzdeki aylarda bizi bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Biz şu anki yürüyen arabalara baktığımızda otobanda çok düşük modelli araçların trafiğe çıktığını görüyoruz. Bu da en büyük tehlikelerden biri. Bunu daha sonraki yayınlarımda size değineceğim arkadaşlar, ama şu an Karadeniz bölgesinde yaptığım bir araştırma var. Hangi otomobiller satılıyor? Neden satılıyor? Bununla ilgili bir araştırma yaptığımızda 500 bin TL'nin altındaki otomobillerin satıldığını görebiliyoruz. Bunların en büyük
nedenlerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Orada bir ürün oluyor. Bu ürün yılda bir kez çıkıyor. Fındık. Fındık satıldıktan sonra da otomobillerin parasını ödeyip insanlar birbirini tanıdığı için de insanlar tanıdığına daha sonra ödemeli otomobil satabiliyorlar. Şimdi gelelim buradaki satılan otomobillerin hangileri olduğuna. Kredili satış yok. Kredili satış olmadığı için de İstanbul'a baktığınızda İstanbul'da şu anki %10'u kredili satış gibi gözüküyor. İstanbul'un alım gücü fazla, çalışan gücü fazla ama Anadolu kesimine, Karadeniz kesimine baktığınızda da burada ürün bazlı satışların daha çok olduğunu görebileceksiniz. Yine takasla otomobil satışı daha çok fazla. Modelli dediğimiz sıfır otomobillere yakın modelli araçların da burada satılmadığını görebiliyoruz. Şu var arkadaşlar, bir de gerçekten bu bir iddia. Bu iddia eğer doğruysa bizim bu iddiaları araştırmamız gerekiyor. Çünkü burada daha önce İstanbul'da da görüyorduk. Hayali kontürlü satışlar vardı taksitli. Şu an hükümet kredi kartlarına bir taksit sayısında azalma getiriyor. Taksitli satışları engellemeye çalışıyor. Yine kredilerin taksit sayılarını azaltmaya çalışıyorlar. Fakat burada Karadeniz bölgesinde şunu gördüm. Siz bir otomobil alacaksanız otomobil satan kişi taksit yapamıyorsa onun tanıdığı market olsun, bakkal olsun, işte marangoz olsun, onlar size taksit yapabiliyor. Herkes buradan nemalanabiliyor. Buradaki aracın üzerinde de gerçekten kredi olmadığı için de bu araçları istediği gibi satılabiliyor. Hayali otomobil kredili satılıp alınmış oluyor. Bu gerçekten büyük bir tehlike. Çünkü burada bazı insanların ödeme gücü olmayabilir. Taksit yapıldığında da bazı kişiler zor durumda kalabilir. Bu iddiayı araştırıp böyle bir satış varsa bunu engellemek gerekir. Çünkü bu da kayıt dışı ekonominin içinde bir satış gibi duruyor. Şimdi son olarak şundan bahsedeyim. Pazartesi günü işe başlayacağız. Burada gerçekten otomobil fiyatlarında bir artış olacak mı? Zaten sıfır otomobillere zam gelecek olsaydı bayram bitmeden sıfır otomobillere zam yapılırdı ya da güncelleme yapılıyor denilirdi. Bunların hiçbiri olmadığına göre şu anda sıfır otomobillere bir zam düşünülmüyor. Zaten kurda 1 TL'lik bir düşüş oldu seçimlerden sonra. Bunun düşüş olarak yansıması gerekirken zaten 2024 modeller çıktığı için, ellerindeki stoklar bittiği için otomobillere %150 bin TL arasında model bazlı zamlar yapıldı. Gelelim şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Otomobiller satılacak mı? Bana göre satılmayacak arkadaşlar. Satış rekorlarının kırılması, bu otomobillerin biniciye ulaşması, otomobillere zam gelecek, otomobillere yatırım yapılıyor anlamına gelmez. Bunların kimlere satıldığını biz daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. Şimdi ikinci el piyasasında başka tarafa yatırım yapacak olan kişiler otomobillerini satmaya çalışacaklar. Yine filo firmaları otomobil piyasaya sürecekler. Bu da yine reel düşüşlere, yine hızlı satmak isteyenlerin ikinci el piyasasında bir düşüş yaşamasına sebep olacak. Biz bunları daha önceden görmüştük arkadaşlar. Diyeceksiniz bana yorumlarda, enflasyonun olduğu bir yerde otomobil fiyatları düşer mi? Nasıl bayramdan önceki aldığımız otomobillerin fiyatları 150 bin aşağıya geldiyse, hala bayramdan önce alınan otomobillerin fiyatları şu anki güncel fiyatlara ulaşmadıysa, şimdi de bir düşüş olma şansı var arkadaşlar. Ben bekliyorum. Reel düşüşler zaten oluyor. Otomobil satışların olmayacağını tahmin ediyorum. Otomobil satacak kişilerin en düşük ilanlı otomobillerin satılacağını tahmin ediyorum. Bu da benim yorumlarım. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Seçim bitti. Seçimden sonraki hayal kuran arkadaşların hayalleri gerçekleşmedi. Otomobil alanlar kafasındaki para kazanacağım, otomobillerin fiyatı yukarıya çıkacak, kurda artış olacak hayali de bittiğine göre sizce şimdi ne olacak arkadaşlar? Otomobil satışları gerçekten rekor kıracak, otomobil fiyatları ikinci el piyasasında yukarıya mı çıkacak, yoksa reel düşüşler devam edecek? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzde olsun.